güçlüyüz, sevgiyle doluyuz. Hayatta her an umutla doluyuz. Aileyle her zorluk aşılır. Kalplerde sevgiyi yaşarız. El ele tutuşuruz, biz biriz daima. Sevgiyle kurulur bu güzel dünya. Hayatın içinde hep yan yana, aile ve yaşamda buluşuyoruz. Birlikte güçlüyüz, sevgiyle doluyuz. Merhabalar, gününüzün mutlu ve güzel geçmesini diliyorum. Sizlere bugün önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Ruh dünyamızı etkileyen affetmek ve bağışlamak konusunda detaylı sizlere bilgi vermek istiyorum. Her birimizin yaraları, acıları, travmaları var. Çocukluğumuzda anne ve babanız tarafından ihmal edilmiş, örselenmiş, ötekileştirilmiş, hırpalanmış, kardeşleriniz arasında adil davranılmamış olabilirsiniz. Belki öğretmeniniz tarafından sınıfta devamlı eleştirildiniz, kıyaslandınız, suçlandınız, belki yetişkinliğinize eşiniz tarafından aldatıldınız, şiddete uğradınız, çocuklarınız tarafından vefasızlık yaşadınız. Belki de en güvendiğiniz arkadaşınız tarafından dolandırıldınız, haksızlığa uğradınız ya da hiç ummadığınız bir akrabanız tarafından fiziksel veya duygusal istismara uğradınız. Yaşadığınız olay veya olaylar sizi maddi ve manevi olarak derinden etkiledi. Olayın üzerinden uzunca bir zaman geçmesine rağmen üzüntünüz, kızgınlığınız, kırgınlığınız, öfkeniz belki de hala devam ediyor. Hatta öylesine devam ediyor ki bu sizin şu anda hayatınızı sağlıklı bir şekilde yaşamanızı, sağlıklı ilişkiler kurmanızı bile engelliyor olabilir. Yaşadığınız, duyduğunuz, gördüğünüz şeylerden tetiklenip devamlı o anı gündeminize geliyor, tekrar o anı yaşıyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Bilinç veya bilinç altında yaşadığımız bu durumlar sizin olumsuz düşüncelerinizi çoğaltıyor, agresifleşip öfkelerinizi çoğaltıyor olabilir. Geçmişte kimleri ya da neleri hala sırtımızda taşıyoruz ve kendimize yük ediyoruz, bunlara bakmamız gerekiyor. Affetmek, geçmişte olmuş bitmiş, gitmiş olumsuz anıların duygusal yükünden kurtulmak, o geçmişte olmuş bitmiş olaylarla ilgili olumsuz duygu ve düşüncelerin hayatımızı etkilemesine son vermektir. Affetmek, geçmişte bir şekilde zarar vermiş olayı, kişi ya da durumla ilgili olarak intikam, öfke, düşmanlık gibi duygulardan da arınmaktır. Öncelikle bahsettiğimiz affetmek ne değildir? Bunu netleştirelim. Yaşadığınız acıyı reddetmek ya da size yapılan kötülüğü yok saymak, mazur görmeye çalışmak bizim bahsetmeye çalıştığımız affetmek değil. Affetmek demek yok saymak demek. Affetmek demek karşıdaki kişinin hatasını görmezden gelmek demek değildir. Affetmek bize yapılan hatayı, kötülüğü unutmak anlamına da gelmez. Affetme, birisiyle ilişkim vardı, bir hata yaptı, beni aldattı, bir şeyler oldu, şimdi geri geldi. Acaba onu affetsem mi, affetmesem mi, onu tekrar hayatıma alsam mı, almasam mı tarzı bir şey de değil. Bu affetmeden bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz affetmede o kişiyi tekrar hayatınıza almak zorunda değilsiniz. Orada sınırlarınızı oluşturabilirsiniz. Bahsettiğimiz affetmede geçmişte yaşanmış, bitmiş, sizi duygusal olarak etkileyen olayları ya da kişileri bugünkü yaşamınızı etkileyen olumsuz duygu ve düşüncelerimizden göndermektir. Bahsettiğimiz affetmede karşıdaki kişinin hatasını görmezden gelmekten ziyade affetmek bize yapılan hata ya da kötülüğü unutmak anlamına da gelmediğini tekrar belirtelim. Çünkü unutmak demek benzer olaylarla tekrar karşılaşırsam önlem almamak demektir. Yani ben bana yapılan kötülüğün farkında olacağım fakat bununla ilgili kin, intikam, öfke, kızgınlık, hırs gibi duygusal yüklerden arınacağım. Bunları sırtımdan atacağım demektir. Bu ikisi arasındaki farkı bize şu atasözü özetliyor. İnsan ne affeder ne de unutur.
Saf insan hem affeder hem de unutur. Akıllı insan ise affeder ancak unutmaz. Affetmek karşı tarafı haklı görmeye çalışmak değildir. Affetmek karşı tarafın yaptığının yanına kar kalmasını sağlamak da değildir. Aslında affederek kendimize iyilikte bulunmuş oluyoruz. Çünkü yaşadığımız olay nedeniyle oluşan travmanın yükünü artık sırtınızda taşımıyorsunuz, o yükten kurtuluyorsunuz. Affetmeye hazır mısınız dediğimizde danışanlarımızdan aslında hayır cevabı alıyoruz. Danışanlarımızın kafasında çoğunlukla neden affedeyim ki, bana bugüne kadar zarar verdi, acılar yaşattı diyorlar. Kişi yaşadığı olayın acısı, öfkesi, kini nedeniyle affetmek istemiyor. Affetmeyi karşı tarafı sanki ödüllendirmiş olacakmış gibi bir duyguya kapılabiliyor. Affetmekle artık karşı taraftan intikam dahi almak istemeyiz. Aslında ona ne olduğu çok da umurumuzda da değildir. Bir bakıma affetmekle biz bugünü yaşar, kendi hayatımıza kaldığı yerden devam ederiz. Ancak hala onu cezalandırmak istiyorsan, onun kötülüğünü istiyorsan, ondan intikam almaya çalışıyorsan, bu geçmişte takılı kalmak hala ona ve onun yaşattıklarına bağlı kalmışsınız demektir. Bundan dolayı şimdiyi, şu anı, bugünü yaşayamamak, huzuru, mutluluğu yakalayamamak demektir. Affetmek, uzlaşmak demek de değildir. Aslında uzlaşma ve affetme farklı şeylerdir. Uzlaşmadan her iki kişinin çabası ve belki bir araya gelmesi gereklidir. Ancak bizim bahsettiğimiz affetmede böyle bir durum söz konusu değildir. Affetme tek taraflı olabilir ve karşı tarafta herhangi bir beklentimiz yoktur. Affetmek için o kişinin hatta hayatta olması bile gerekmez. Diyelim ki size yaptıkları yüzünden şu anda hayatta olmayan, bu size elem veren, azap veren olayı yapan kişiyi, hatta bu anneniz, babanız, bir yakınız, sizi acı yaşatan hayatınızdan kim olursa olsun onu affederek, bağışlayarak çıkarmayı isteyebilirsiniz. Bunu başarabilir, size yapılanı affedebilirsiniz. Şu anda bunun için de önünüzde bir engel yok. Çünkü affetmek size bağlı bir durum, karşı tarafla ilgili değildir. Nasıl affedeceği sorusunun cevabını verecek olursak, bu tabii ki kolay bir süreç olmayabilir. Bunu baştan kabul etmemiz lazım ve zaman gerektirir. Öncelikli olarak affetmek istediğiniz olayın üzerinden biraz zaman geçmiş olması lazım. Sıcağı sıcağına bir affetmek kolay bir şey değil. Sonra yaşadığınız acı veren olaydan, kişiden kurtulmayı istememiz gerekir. Bazen bir tarafımız affedip bu yükten kurtulmak isterken diğer tarafımız bundan kurtulmak istemez. Çünkü affetmek aslında aynı zamanda bir vazgeçiştir. Affedemediğinizde o olayla ya da o kişiyle hala bağınızı korursunuz, affettiğinizde ise o bağı kesersiniz. Bilinçaltımızda farkında olmadan bu yaşadığımız olaydan, travmadan elde ettiğimiz kazançlar, acıdan beslenmelerimiz vardır. Böyle bir durumda bu yükten kurtulmak istemeyiz. Yani affetmemenin aslında kişinin kendisini koruduğunu düşünüyor. O insana karşı affetmese daha güçlü, daha dirayetli olabileceğini düşünüyor ve kendini koruduğunu düşünüyor. Aslında affetmemek bizi daha güçlü yapmıyor. Affedemediğimiz insanlara karşı öfke, kızgınlık, kırgınlık, incinme, hayal kırıklığı duygularını devamlı yaşıyoruz, devamlı bitiremiyor olabiliriz. Ancak o insanın bundan haberi bile olmuyor. Belki o olayı yapan kişiyi unutmuş bile olabilir. Biz de böyle bir etki yarattığının belki farkında bile olmayabilir. Hatta umursamaya da bilir. Affetmediğimiz sürece bunlar bizi ne yapıyor? Strese, depresyona doğru sürüklüyor. Özgüven düşüklüğü, değersizlik, yetersizlik, suçluluk duygusu yaşamamıza, hayattan zevk alamamamıza neden oluyor. Affetmek veya affetmemek için öncelikli olarak yaşadığınız olayla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Kimlere kızgın olduğunuzu, kırgın olduğunuzu, affedeceğiniz insanların, olayların bir listesini yapın. Geçmişte takılı kaldığınız durum her neyse o günü bugünkü bilincinizle, düşüncelerinizle yaşadıklarınızı yazmalısınız. O yüzden bir kağıt, bir defter alıp o insana ne demek istiyorsanız, ne tepki vermek istiyorsanız hepsini yazılı olarak dökebilirsiniz. Çünkü
Bu aynı zamanda sizi zehirleyen acılarınızın içinden boşalması, içinizden boşalması anlamına da geliyor. Bilinç altında bastırılanların ifade edilmediği sürece bizde olumsuz duyguların birikmesine neden oluyor. Bastırmaya çalıştığımız şeyleri yazmak olumsuz enerjinin içinizden, zihninizden de çıkmasıdır. O yüzden yazıya dökün ve o kişiye ne demek istiyorsanız bütün tepkilerinizi kağıda yazarak dökün. Sonra kağıdı bir şekilde yok etmek için gömebilir, yakabilir, yırtıp çöpe veya suya atabilirsiniz. Bu metodu denediniz. Ama istediğiniz rahatlamayı yaşamadınız. Peki yeterince içinizdeki o tepkiyi boşaltamadınız. O zaman bu metot eğer size zor geliyorsa ya da size uygun değilse hayalinizdeki kişiyi, olayı canlandırabilirsiniz. Hayalinizde bir imaj oluşturabilirsiniz. Daha iyi motive olmak için gerekirse gözlerinizi kapatarak olay yaşadığınız kişiyi karşılıklı otururken zihninizde canlandırıp ardından o kişiye karşı hissettiğiniz duygu ve düşüncelerinizi sesli olarak içinizdeki o öfkeyi boşaltacak şekilde gerekirse bağırarak o duyguya girecek şekilde anlatabilirsiniz. Bunu mümkünse evde veya odanızda tek başınıza yapmaya çalışın. Karşınızda o kişi varmışçasına ben ne yaşadım, neler hissettim, bu olay benim hayatımı nasıl etkiledi diyerek tüm bunları detaylı anlatmak. Kırgınlığımızı ve kızgınlığımızı ifade edecek şekilde aktarmamız, karşı tarafta varmışçasına ifade etmemiz çok önemli. İkinci aşamamız bu olayın bizde yarattığı duygusal yüklerden kurtulmayı istemek ve bunu ifade etmektir. Bunun için gerçekten de bağı kesmek istiyor musunuz? Önce buna karar vermek gerekiyor. Eğer gerçekten bu bağı kesmek istiyorsanız o zaman kendi kendinize şunu söyleyin ya da yazın. Ben artık bu olayın ya da bu kişinin bendeki duygusal yüklerini, acılarını bırakıp bana daha fazla zarar vermesini istemiyorum. Onunla bağımı kesmeye karar verdim. Onu affediyorum, bağışlıyorum, hayatımdan çıkartıyorum. Bu ifadeyi sözel olarak da söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz ya da zihninizde canlandırabilirsiniz. Hatta bu aşamada zihinlerde canlandırmanın gücünü kullanmanızı da özellikle tavsiye ederiz. Affetmek hem basit hem güzel hem de çok hayati öneme sahiptir. Affetme listemizde oluşturduğumuz kişilere bu uygulamayı veya bu uygulamaları yaparak her birini üstüne çizerek yani o insanları affettin, bu da gitti, bu da gitti dedikçe üzerimizden yüklerin gittiğini, hafiflediğimizi, özgürleştiğinizi hissedeceksiniz. Hayattan tat almaya başlayacaksınız, daha fazla oranda hayatı yaşamak için eyleme geçeceksiniz. Biliyorum zor ama yapılabiliyor. İnanın çok daha zor şeyler yaşamış. Sizden hatta bu anlamda yaşamaya devam eden insanlar dahi bunları başarabiliyor. Ancak dediğimiz gibi biraz çalışmak ve birazcık da odaklanmak, mücadele etmek gerekiyor. Mağduriyet yaşanan olayın hemen ardından bu aşamayı tabii ki gerçekleştiremeyiz. Aradan muhakkak uygun bir miktarda bir zamanın geçmesi gerekiyor. Eğer affetmek isteyip de affedemiyorsanız şu özellikler sizde olabilir. İntikam hissine ve hırsına bürünmüş olabilirsiniz. Kendinizi üstün hissetmeyi tercih ediyor olabilirsiniz. Durumu nasıl çözeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Kızgınlığı seviyor, bundan besleniyor olabilirsiniz. Kurban rolünden çıkmak istemiyor olabilirsiniz. Elde ettiğimiz, olmadığımız, farkında olmadığımız kazançlarımız burada olabilir. Tüm bunlar sizde yok ve hala affedemiyorsanız kendinize şu soruyu sorun. Ben gerçekten affederek hayatımı düzenlemek, kendimi yeniden inşa etmek istiyor muyum? Aslında affedememek ve kafanın hep onunla ya da o olayla meşgul olması sürekli arkaya doğru bakarak öne doğru yürümeye çalışmak gibidir. Düşünsenize kafan arkaya bakarken, kafanız arkaya bakarken vücudunuz nasıl öne doğru yürüyebilir? Geçmişi, geçmişte yaşadıklarımızı artık değiştiremeyiz. Onlar yaşandı, bitti ve gitti. Onlarla ilgili yapılabilecek hiçbir şeyin yok. Gelecek ise daha oluşmadı. Gelecek senin elinde, onunla ilgili yapabilecek bir şeylerin var.
İşte gelecekle ilgili daha güzel şeyler yapabilmek istiyorsan öncelikle şu kafanı arkadan öne doğru bir al ve sırtındaki yükleri sırtından alıp bir kenara doğru koymaya çalış. Peki, affetmek bir zorunluluk değil, bir tercihtir. Olumsuz duygularla dolu yaşamaktansa egomuzu, savunma mekanizmalarımızı bir yana bırakarak artık daha rahat nefes almak, alarak yaşamayı istiyorsak kendimiz için bir erdem olan affetmeyi deneyebiliriz. İnanç dünyamızdan da destek alabiliriz. Bunu çözümlemek isteyenler buraya da bakabilir. Şunu söylemek istiyorum. Tüm hatalarımıza, eksikliklerimize, günahlarımıza rağmen bizler de Allah'tan affedilmek istiyoruz. Allah'ın merhametine, affetmesine dair sıfatlarını bu anlamda hep okuyoruz. Esmasını okuyoruz. Peki, o zaman ne yapabiliriz? Buraya bakalım. Eğer affeder, hoşgörülü olur ve bağışlarsanız şüphesiz Allah da çok bağışlayandır, merhamet edendir. Kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür ama kim affeder ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Ayetleri ile affet ki affedilesin. İnsanların en hayırlısı en çok affedendir. Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Allah bir kimsenin kendisine karşı yapılan bir kötülüğü affetmesi sebebiyle onun şeref ve itibarını artırır gibi hadisleri affetmenin önemini vurgulamakta ve Allah'ın affedenleri sevdiğini bizlere belirtmektedir. Affetmek kişinin kendisini ve insan ilişkilerini güzelleştirir. Affetmek kişiyi Allah'a yakınlaştırır, kişinin kalbine huzur verir. Velhasılı kelam, affetmek yerine göre kendisine yapılan yanlışları, haksızlıkları, adaletsizlikleri bağışlamak, hatta belki yüce bir gönüllülükle hakkını helal etmektir. Sal gitsin onları. Seni zehirleyen, olumsuz düşüncelere gark eden ne varsa onlara affedip bugününü, bu anını ve bundan sonra yaşayacaklarını güzelleştirebilirsin. Anı yaşamak, kabullenmek ve affetmek konuları sırayla sizlere aktarmaya çalıştım. Kendimizle, ailemizle, evliliğimizle ilgili sorularınızı bize sosyal medya hesaplarınızdan ulaşarak iletebilirsiniz. Her hafta yeni bir konu ile karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdi aile ve yaşam programımızın ikinci bölümünde misafirlerimizle önemli bir konuyla birlikte sizlerin karşısında olacağız efendim. Birlikte güçlüyüz, sevgiyle doluyuz. Hayatta her an umutla doluyuz. Aileyle her zorluk aşılır. Kalplerde sevgiyi yaşarız. El ele tutuşuruz, biz biriz daima. Sevgiyle kurulur bu güzel dünya. Hayatın içinde hep yan yana, aile ve yaşam buluşuyoruz. Evet efendim, değerli TV 42 izleyicileri, aile ve yaşam programımıza hoş geldiniz. Efendim, aile ve yaşam programında bugün önemli bir konuyu, çocuklarla ilgili sınırları nasıl koruyabiliriz, nasıl inşa edebiliriz? Bu çocuklardaki inşa etmeye çalıştığımız sınırlar aynı zamanda tabii ki yetişkinlerde de yeterli olur mu? Yetkinliklerimizi arttırır mı? Buradan bir tecrübe elde eder miyiz? Hayır diyebilme sanatını inşa edebilir miyiz? İcra edebilir miyiz? Bunları değerli konuklarımla inşallah birlikte işlemeye çalışacağız. Hocam, aile danışmanı Betül Tören hocam aramızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Yine psikolog Beyza Tombak hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hocam, konu derin. Öyle olduğu için inşallah bir yerden başlayalım diyorum. Şimdi ilk sorumu sağ tarafında Betül hocamdan başlamak istiyorum. Tabii ki. Hocam, çocuklarda sınır ne anlama gelir? Sınır koymak, bireyin varlığını başkasından ayırt eden, nerede başlayıp nerede bittiğini gösteren her şeydir. Aslında sınır hayatımızda uçsuz bucaksız bir alana yer kaplamaktadır. Diyelim ki Türkiye'nin bir sınırı var.
kara sınırı, hava sınırı ve deniz sınırı. Ben bu sınırı aştığım zaman orada bir uyarıya yönelik olarak bir durum söz konusu oluyor. Ve çocuklara yönelik olarak da aile ilişkisi içerisindeki insanlarla ilişkilerimize baktığımız zaman da yine sınırlarımızda soyut ve somut sınırlarımız mevcuttur. Ve ben bu sınırlara yönelik olarak hem aile ilişkimi hem de sosyal ilişkime yönelik olarak bireyin gelişimine yönelik olarak süreçleri etkileme durumu söz konusu olabilmektedir. Ve bu süreçte aileye yönelik olarak süreçlerde tamamen bireylerin ve ebeveynlerin bu sürece yönelik olarak gelişim süreçlerini etkilediğinden dolayı aileler o 6 aydan itibaren çocuklara yönelik olarak gelişim süreçlerinde destek sağlamasını ve öğretmesini gerekmektedir. Bu kısım çok önemli değil mi hocam? Yani çocukluktan itibaren hatta yavaş yavaş bebeklikten itibaren bile bu sınırları inşa etmenin gayreti içinde olmamız gerekiyor. Yani sınırlar çocukların düzgün bir ahlak ve davranış gelişimine ihtiyaç duyduğu olumlu bir davranış biçimidir. Burada çocuklara yönelik olarak sınır çocuğun kişisel gelişimine baktığımız zaman olumlu bir şekilde çocuğun sorumluluk alması açısından da etki etmektedir. Buraya gitmeyeceksin denildiği zaman o çocuk soyut bu kavram gidilmemeye yönelik olarak evet bir eğilim geliştirir ama bir sonraki aşamada ertesi gün ona gitmeye yönelik olarak yine aynı şekilde gösterme eğilimi içerisinde olacaktır. Bizler disiplin ve sınır ve cezaya yönelik olarak eğilimleri karıştırıyoruz. Önemli olan burada sınır koyarken çocuğun yapabileceği pozisyonlarda sınır konulmasına dikkat edilmesinde fayda var. Kaldırabileceği, bünyesini algılayabileceği değil mi? Yani çünkü her şeyi o anlamda sınır koyacakmışız diye çocuğun alanını tamamen daraltmak, hiçbir şey yapmamasını istemek de çocuğun neredeyse nefes almasını engellemek gibi bir şey. Tabii ki. Her çocuğun gelişim aşamalarına yönelik olarak o sınırlara dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin bir ergenlik çağındaki çocukla bir ilkokula giden çocuğa yönelik olarak konulacak olan sınırlar farklılık göstermektedir. Ve herkese bir aile içerisinde çocuk bulunuyor ve bu aileye yönelik olarak kardeşlere baktığımızda hocam abisine ablasına ben bu şekilde davranıyordum ama bu çocuğuma yönelik olarak böyle bir durum söz konusu olmuyor diye ailelerde ne yazık ki yankı bir olumsuz duygu durumuna kapılabiliyorlar ve bu süreçte de anne ve babanın endişe duygusunu tamamen çocuklar lanse ederek bu duyguya yönelik olarak eğilimleri fırsata çevirme gibi eğilimler de geliştirebiliyorlar bu süreçte. Burada şöyle bir şey söyleyebilirim belki ilerleyen sorularımızın içinde de var ama çocuğun yaşına, cinsiyetine, gelişim evrelerine göre bu sınırlar tabii ki farklılık arz edebilir. Burada yavaş yavaş temelden başlayarak bunlar inşa edilmeli. Doğru yaş dönemlerinde hangi sınırı koyacağımızı. Mesela okul öncesi dönemde tableti sınırsızca verip sonrasında ilkokulda bu tableti kaldırmaya kalktığımız zaman diliminde çocuk burada mesela ciddi manada bir sıkıntı yaşıyor değil mi? Kesinlikle hocam kesinlikle ve sınır koyarken de çocuğumun yönelik olarak o duygu durumuna hissettiği eğilime yönelik olarak ben bir sınır koymam gerekiyor. Anne babaların en çok yakındığı şeylerden biri şu oluyor. Hocam acaba benim çocuğumda bir empati yoksunluğu mu var diyor. Burada çocuğum neyi istiyor, neye ihtiyaç duyuyor, duygu ve düşüncesinin ne boyutta olduğuna yönelik olarak eğilimi çocuk anne ve babadan öğrenir. Sonraki süreçlerde okul ve öğretmene yönelik olarak ve arkadaşlar devreye girer. Ve bu sürecin oluşabilmesi açısından baktığımız zaman da güven duygusunun oluşması gerekiyor. Bir resim analizi yaparken bile orada benlik algısına yönelik olarak sorunlar olduğu ortaya çıkıyor. Bu tamamen çocuklarımızın kendi algılarını zayıflatmaya yönelik olarak anne ve babanın tutumlarına yönelik çocuklar çarpıtma eğilimi içerisinde davranışlar geliştirmeye başlıyor. Ve bu süreçte onun bütün isteklerine yönelik olarak anne ve baba cevap verdiği zaman bu sefer çocuk yine söylemiş olduğunuz gibi tutarsız davranışlar geliştirmeye yönelik olarak adımlar atmaya başlıyor. Esasen devamlı anne babayı test ediyor değil mi? Çocuk daha doğduğundan itibaren o güven arayışı içerisinde anneden bu anlamda beslenme kaynağının oradaki ona güven verip vermeyeceğini, alıp almayacağını, annene onu sevip sevmeyeceğine varıncaya da hep bir deneme, hep bir bu anlamda gözleme ve sınırlarını ona göre
oluşturma evet. aşamasında. Ve bu sınırları deneme aşamasında baktığımız zaman güç dengesine yönelik olarak da bir kayma durumu da söz konusu oluyor ne yazık ki. Burada evet postmodern bir yapı içerisinde yaşamımızı sürdürüyoruz ve çocuk odaklı bir yaşamımız var. Ve çocuklar bunu kullanmaya yönelik olarak da eğilimleri geliştirmeye yönelik tutumlar geliştiriyor. Süreç içerisinde ben çocuğumun bir olayla, bir durumla karşılaştığında o sürece yönelik olarak anne ve babanın desteğini alması konusunda ben sadece onun yanında olduğumu hissettirmem gerekiyor. Diğer türlü sorunla karşılaştığı zaman içerisinde o sorunu görmezden geldiğini ben çocuğuma öğretirsem o da bir korkma durumu söz konusu olacak. İçe dönük bir yapıda bir çocuk da olabilir. Ya da tamamen anneye ve babaya her şeyi göstermek adına mükemmelliyetçi bir eğilim de gösterme durumu söz konusu olabilmektedir. Çocuklarımıza sorun çözme konusunda bir oyun esnasında dahi buna yönelik olarak tutum ve davranışları öğretmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde bir oyun terapisine yönelik olarak bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Bizler için çok basit bir olay ama çocuk açısından baktığımızda önemli bir durum teşkil ediyor. Barbie'nin oyuncak setleri vardı. Orada küçük masanın üzerinde duran kurabiye yapmak istedi ve onu kurabiye koymuş olduğu yapmış olduğu kurabiye masaya büyük geldi. Ve çocuğumuz kızmaya başladı. Ya dedi sen dedi niye bu kadar küçük şeyler aldın? Bunlar çok küçük olmadı. Peki dedim büyük masaya geçelim. Orada devam edelim. Hayır dedi. Ben dedi bununla oynamak istiyorum. Tamam peki dedim. Ama bu masayı bu kurabiyenin sığabilmesi için bu masaya yönelik olarak bunu büyütmemiz gerekiyor. Nasıl yapabiliriz dedim. Etrafını keşfetmeye yönelik olarak bir çocuğa yönelik orada bir destekçi konumda bulundum. Ve çocuk kitaplıkta duran o kavanozun kapağını masanın üzerine koydu ve burada yapılmış olan davranışta ben ona destek sağlamaya yönelik olarak eğilim değil de oynamış olduğu oyuna yönelik olarak bir direkt bunu yapabiliriz, bu masayı büyütebiliriz diyerek bir dayatma yapsaydım o çocuğum o oyundan keyif almayacaktı. Ve bunu süreçteki durumlara baktığımız zaman 4 yaşındaki bir çocuğa oyuna yönelik olarak bakıldığında sorun çözmeye karşılaşmış olduğu durumlara çözdü, yönelik olarak hem sınırlarını bildi hem de hayal dünyasında bir şeyleri evet. üretebilme potansiyeli evet. de gördü. Evet, evet hocam. Buna yönelik olarak anne ve babalar da çocuklarla oyun kurarken bu tür fırsatları da gözden kaçırmamak adına çocuklara teşvik etmeye yönelik olarak bir eğilim geliştirebilirler. Evet. Hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Çünkü gerçekten baktığımız zaman çocuk eğitimindeki en temel noktalardan bir tanesi evet. burası. Eğer çocuklarla sınır koymayı başaramıyorsak, burada bir sıkıntı yaşıyorsak bu problemi daha sonraki aşamalarda evet. çok farklı noktalarda karşımıza gelebiliyor. Peki hocam neden sınır koymaya ihtiyaç duyuyoruz? Yani burada ne var da biz çocuklarla şimdiden sınır koymayı konuşuyoruz? Bırakalım rahat bir şekilde büyüsün. İşte mutlu olsun, tek her istediğini yapalım. Hatta bizim yaşayamadıklarımızı onlar yaşasınlar diyebiliriz. Bu da böyle bir seçenek var. Acaba o seçenekteki bakış açımızı, bu sınır koymadaki bakış açımızı nasıl dengelemeli? Şöyle, aslında ebeveynler neden sınır koymaya ihtiyaç duyar? Bunu ben bir metaforla anlatmak istiyorum aslında. Tüm ebeveynlerin de bunu anlayabilmesi için. Örneğin, arabanızla hiç bilmediğiniz bir yola giriyorsunuz ve o yolda muhtemelen o yoldaki çıkışı tabelalar sayesinde bulursunuz. Aslında biz çocuklardaki sınırları da bu tabelalara benzetebiliriz. Yani sınırlar çocuğun tabelalarıdır. Ve çocuk o sınırlarla beraber içinde bulunduğu ortamı, oraya güven duymayı, sınırlarını... Bir tren yolundan geçecekse, levhaya eğer dikkat etmese, dur işaretine dikkat kesinlikle. Etmese, orada bir kazayla karşılaşabilir. Kesinlikle. Aslında çocuğa durması gereken, gitmesi gereken evet. yere biz sınırlarla öğretiyoruz. Bu noktada çocuk sınırları benimsediğinde, ailedeki o güven ortamı sağlanmış oluyor. Anne ile babası arasındaki o sorumluluk ilişkisi gelişmiş oluyor. Kendine olan özgüveni, öz kontrolü de gelişmiş oluyor. Aslında aile evet sınır koymaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü çocuğunun nerede durması gerektiğini bilsin istiyor. Ama çocukta gelişen arka planda öz kontrol, kendine olan güven, yine sorumluluk duygusu onun ileriki aşamalarda da çok güzel bir şekilde hayat
hayatta yaşadığı olaylar çerçevesini çok iyi değerlendirmesini ve onlarla daha iyi baş etmesini sağlıyor diyebiliriz. Yani burada esasen hayatımızda biz yetişkinlerin de çok fazla karşı karşıya kaldığı bir nokta. Bakıyoruz ki insanlar nerede ne söylemesi gerektiğini bilmeyebiliyorlar. Nerede nasıl davranması gerektiğini bilmeyebiliyorlar. Bu da karşı tarafa ciddi manada zarar verebiliyor. Kesinlikle. Hem kendisine bakış açıları ve bu anlamda farklı bakış açıları oluşmuş oluyor. Hem de bir başka insanın dünyasına da o sınırını bilmemenin, haddini bilmemenin oradaki kısmında ne yapıyor? Karşı tarafa da zarar verebiliyor. Peki, kesinlikle. Hocam verdiğiniz bilgi için teşekkür ediyorum. Betül Hocam, size de bu sefer şunu sormak istiyorum. Tamam, dedik ki işte burada sınır koyma nedir, anlama, ondan sonra bunun niçin ihtiyaç duyuyoruz dedik ama bir de bunun yollarını konuşalım. Burada neler var? Yani nasıl sınır koyabiliriz çocuklara? Burada hangi evrelerde diyebilir miyiz bilemiyorum ama ona göre bir başlayalım, bakalım neler var burada. Çocuklara sınır çizerken sınır çizmiş olduğumuz durumlara yönelik olarak çocuğun haklarını korumaya yönelik olarak ve baktığımız zaman da başkalarının haklarına saygı duyması açısından bir sınır çiziyoruz. Biz esasen orada bir de değer öğretiyoruz değil tabii mi? Yani değere sınır, yönelik olarak. Hem kendisinin yapılması gerekenleri, yapılmaması gerekenleri hem de karşısındakine yapmaması gerekenleri de orada öğrenmiş oluyor. Evet, tabii ki hocam. Burada sınırı koyarken de tabii ki konulmuş olan sınıra yönelik olarak neyin kabul edilebilir ya da neyin kabul edilemez olduğunu açıklamak gerekiyor. Net bir şekilde ben bu sınıra yönelik olarak süreci dile getirdiğim zaman bu çocuk yapıp yapmaya yönelik olarak da bir eğilim geliştirmesi gerekiyor. Esnek bir sınır konulduğunu düşünelim. Burada kural vardır fakat uygulamaya yönelik olarak anne ve babanın çocuğa yönelik olarak süreçte çocuğun üzülmesini istemediğinden dolayı daha fazla sınırları esnetir. Mesela ekran süresini bir saattir, ertesi gün onu sınırsız bir şekilde izlemesine yönelik olarak bir eğilim geliştirir. Ve bu da çocuğun kendini kontrol etmeye yönelik olarak süreçlerini olumsuz yönde etkilemeye başlamaktadır. Kısıtlayıcı bir şekilde sınırlar geliştirdiğimiz zaman da çocuk burada aşırı derecede korunup kollandığına yönelik olarak kendini kontrol altında tutar. Ve sorun çözme sürecinde de baktığımız zaman bir sorunla karşılaştığında o soruna yönelik olarak çözüm üretme konusunda da sıkıntı yaşamaya başlayacaktır. Bazen olumlu bazen olumsuz bir şekilde sınırlara yönelik olarak bir eğilim geliştirildiği zaman da burada da çocuklar güven problemleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Önemli olan burada bir sınır koyarken kesin ve net bir şekilde sınır konulmalı ve bu sınıra yönelik olarak da çocukla konuşarak, değerlendirme yapılarak sorunun tamamen ne olduğunu, nasıl bir biçimde yapılmasına yönelik olarak olanaklara yönelik çocukla iletişim kurulmasında fayda vardır. Biz burada daha çok şöyle mi yapıyoruz hocam? Yani net bir şekilde mesela emir veriyoruz, hemen çocuktan ona göre durmasını bekliyoruz. Ya da çocuğa ayıptır, günahtır, yapma diyoruz. Bu da mesela çocuk tarafından soyut, hele okul öncesi dönemde tam kavramlar oturmadığı için, bunlar soyut kavramlar olduğu için çocuk tarafından neden yapmaması gerektiğini anlamadığı için çocuk ısrarla yapmak isteyebiliyor. Bu kısımda o zaman aileler çocuklarıyla daha erken yaş döneminden itibaren devamlı iletişim kurma becerilerini geliştirmeleri gerekiyor. Evet, kesinlikle. Ona neyi yapması gerektiğini, neyi yapmaması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatabilmeli, ifade edebilme, çocuğun algılamasını sağlamak zorundayız. Evet, bu 2 yaşından itibaren çocuklar bir etrafı keşfetmeye yönelik olarak bir eğilim geliştiriyorlar. Ve burada da anne ile çocuk arasındaki diyaloglara bakıldığı zaman güven duygusunun oluşması adına çocukla güvenli bağ oluştu mu diye soruyoruz biz anemnez formunu alırken. Ve bu süreçte çocuk okula başladığı dönem içinde baktığımız zaman yine aynı şekilde o güven duygusuna yönelik olarak eğilimler geliştirmeye başlıyor. Evet, geçmiş yaşantılar dedelerimize baktığımız zaman onlar kesin net bir şekilde bir kural koyuyordu. Ama şu andaki yaşantımız içerisinde bizler çocuk odaklı, evet çocukların aile içerisindeki bir birey olduğunu kabul ediyoruz ama duygu durumlarına baktığımız zaman bir örseleme durumu da söz konusu olabiliyor. Mesela bu ataerkil yapı içerisinde diyelim ki işte evet büyüklerimize saygıyı öğrenmeliyiz, öğretmeliyiz ama
orada daha çocuğun küçük yaştan itibaren söz hakkını olmaması, kendisini ifade edememesi, her istenileni bir robot gibi yapılmasını istenmesi de çok sağlıklı sonuçlar herhalde doğurmadı diye düşünüyoruz bugünkü bunları yaşayan insanlar olarak. Evet hocam. Ve burada anne ve babaların tamamen sürece yönelik olarak örnek bir tutum geliştirmesi gerekiyor. Ve çocuk rol model davranışları arkadaşlarına gösterme eğilim içerisinde oluyor. Ve çocukla bir durumla karşı karşıya kalındığında seçenek sunmaya yönelik olarak olanakları çocuklara bildirmemiz gerekiyor. Yani anne ve babaların en çok yaşamış olduğu sıkıntılardan biri şu oluyor. Çocuğum diyor okula giderken okul kıyafetine yönelik büyük bir kriz çıkıyor sabah. Hocam diyorlar. Burada kırmızı hatta elbise şöyle mi? Bir seyircimizin sorusunu da burada ilave edeyim o zaman hocam. Ayşe Hanım demiş ki her sabah kıyafet giydirmekte sorun yaşıyoruz. Ciddi manada burada böyle bir problemimiz var. Sabahları hele kız çocuklar tabii daha cicili bicili de giymek istiyor. Farklı şeyleri giymek istiyor. Erkek çocukları da tabii ki bu anlamda bunu tutturabiliyor ama her sabah bu konuda çocuklarıyla çatışma yaşayan aileler var. Evet. Burayı nasıl düzenlemeleri gerekiyor? Şimdi burada çocuğumuza yönelik olarak bir tercih hakkı sunmamızda fayda vardır. Ve bunu ben gerçekleştirirken de çocuğumun yine duygu durumunu ve düşüncesini örselemeden buna yönelik olarak bir süreç geliştirmem gerekiyor. Evet, bu kıyafetleri giymek istiyorsun ama giymiş olduğun kıyafetler içerisinde sarıyı mı giymek istersin yoksa kırmızıyı mı? Ben orada sınır koymuş oldum ve sınıra yönelik olarak da çocuğa tercih hakkı sundum. Yani o seçenek ona esasen bir özgürlük alanı oluşturmuş oluyor. Bir özgürlük alanı oluşturdum. Yaz döneminin devam ettiğini çocuklar farz ediyorlar ve anne ve babalar da burada endişe ve kaygı duygusu barındırıyor. Acaba hastalanacak mı çocuk dışarıya çıktığında? Ve bu süreçte de çocuğun o giymiş olduğu kıyafete yönelik olarak da dışarıya çıktığında eğer hastalanacaksa bile onun tamamen hastalanmasına yönelik olarak da bir fırsat tanınmasında fayda var. Kendi yaşayarak, deneyimleyerek o süreci kazanmaya yönelik olarak bir adım atılacak. Biz onları hiç böyle bir deneyimleme fırsatı tamamen onları bir fanusla büyütmek için böyle bir imkanı oluşturmuyoruz. Yani illaki orada bizim söylediğimizi yapsın, her şeyini koruyalım, fanusla büyüteceğiz ve hiçbir şekilde hiçbir zarara, hiçbir zorlanmaya, hiçbir şeye maruz kalmasın. Tabii ki çocuklarımızın yani ciddi bir bedel ödeyecekleri şeyleri yapmasına tabii müsaade etmemeliyiz ama hayatı onlar da görebilmeli ve anlayabilmeli ve tanıyabilmeli diye düşünüyorum. Evet, bu hayatı anlayabilmeleri ve tanıyabilmeleri açısından baktığımız zaman da sebeplere yönelik olarak da bir açıklamaların yapılması gerekiyor. Ben çocuğa yönelik olarak örneğin oyuncaklarını toplamalısın, toplamanı istiyorum dediğim zaman orada net bir şekilde çocuğa emretmeye yönelik olarak bir tutum geliştiriyorum. Ama evde yürüyecek alanımız kalmadı. Oyuncaklarına yönelik olarak toplamak istemiyor olabilirsin. Burada benim yapmış olduğum bu duygu durumu ben evet senin toplamak istediğini anlıyorum ama evimizde yürüyecek alanımız kalmadı diyerek sınıra yönelik olarak bir eğilim geliştirdim ve nedenini açıkladım çocukla. Ailelerin yaşamış olduğu eğilimlerden biri iletişime yönelik olarak yapılmış olan hatalardan biridir. Bizler çocukların tamamen yapmış oldukları davranışlara odaklanıyoruz. Çocuğun duygusunu tamamen kapatıyoruz, görmezden geliyoruz. Ben senin duygunu kabul ediyorum ama yapmış olduğun davranışını kabul etmiyorum şeklinde bir tutum geliştirilmesinde fayda vardır. Ve sınır dediğimiz şey baktığımız zaman sadece yaşamımızda, hayatımızda evet bir sınırlarımız vardır. Mahremiyete yönelik olarak da sınırlarımızı çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Ve ben sürekli olarak çocuğa hayır kelimesini kullandığım zaman bu sefer hayırımız evet oldu diyor aileler. Ya da bir anlamı kalmıyor. Bir anlamı kalmıyor. Ve mahremiyete yönelik olarak da baktığımızda bu kişisel alanına yönelik olarak da çocuk bunu normalize etmeye yönelik bir tutumlar geliştirmeye başlıyor. Duygusal anlamda çocukların sınırlarını destekleyebilmek adına anneler orada çok verici bir şekilde tutum geliştiriyor. Çocuğumun her istediğini yapayım, benden su istedi aman yapayım modunda özellikle çalışan anne ve babalar bunu daha fazla gerçekleştiriyor. Ve bu da çocuğun anne ve babanın duygulanım süreçlerine yönelik olarak da o sınırını zedelediğine yönelik bir tutum geliştirdiğini göstermektedir. Peki.
Hocam yine bunları detaylı konuşacağız. Beyza Hocam'a da şunu sormak istiyorum. Şimdi bir kısım değindik esasen ama doğru yaş dönemlerinde mesela yaş sınırları nasıl başlamalı? Hangi yaştan itibaren o sınırlar oluşturulmalı? Veya işte diyelim ki 3-4 yaş dönemindeki o gelişim evresinde, işte ilkokul evresinde nelere dikkat edilme, bu konuda ne söylemek istersiniz? Şöyle hocam, bu konuda da yine çok sevdiğim bir sözle başlamak istiyorum öncelikle. Her çocuğun gelişimi farklıdır, lütfen arkadan ittirmeyiniz diye bir söz vardır ve çok da severim. Ebeveynlerin de unutmaması gereken bir söz olduğunu düşünüyorum. Gerçekten öyle. Her çocuğun sosyal dinamiği, hayata bakışı, zevkleri, tarzları hepsi birbirinden farklı. Ve haliyle orada çocuğu iyi gözlemlemek çok önemli. Çocuğunuzun neye ihtiyacı var? Buna odaklanın. Benim çocuğumun neye ihtiyacı var? Çünkü her ev farklı, her çocuk farklı, her ebeveyn farklı. Çocuğunuzu iyi gözlemleyip benim çocuğumun neye ihtiyacı var kelimesini iyi cevaplamanız gerekiyor. Esasen her anne baba biraz çocuk gelişimci olması lazım değil kesinlikle mi? Yani orada çocuğun gelişim evrelerini veya çocuğun eğitimine dair mesela kendi anne babasından öğrendiği veya hayatındaki tecrübelerin yeterli olmayabileceğini öncesinde görüp buna göre bir altyapı hazırlamalı, oluşturmalı değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Burada çocuğu baz almak çok önemli. Evet. Yani çocuğu baz alarak evinizdeki dinamikler nedir? Bunlara odaklanarak benim çocuğumun neye ihtiyacı var? Bu çok önemli bir sınır koyarken en önemli cümlelerden biri bu. Benim çocuğumun neye ihtiyacı var? Hangi konuda bu sınırlara uyması gerekiyor? Buna dikkat ederek ebeveynler kendince kendi çocuğuna uygun sınırları belirleyip evet bu sınırlar üzerinden tutarlı, dengeli ve net sınırlar belirleyip o sınırlara karşı çocuğuna da bir ön destek olarak diyelim. Şöyle yapmalı ki tutarlı olmalı, net olmalı, açık olmalı ve çocuk da o sınırlara uymalı. Ama dediğim gibi burada şunun arkasındayım. Her çocuğun gelişim evresi farklı, dinamiği farklı. Fakat net bir sayı söyleyecek olursak bu 2,5-3 yaş diyebiliriz. Biraz daha çocukların sosyal çevreyi tanıdığı, biraz daha benliklerinin oturduğu yaş dönemleri de olduğu için hani biraz daha okul çağı. Okul çağı da aslında bize sınırları öğretir. Tam böyle 2,5-3 yaş gayet sağlıklı, böyle dinamikleri oturtabilecekleri yaşlar. Hocam bir reklamlara gideceğiz ama reklamlardan geldikten sonra şunu sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi bebekler var, işte devamlı ağlayarak vesaire ederek orada anneyle temas etmeye çalışıyorlar. Anne mesela diyelim ki bu ağlamaları vesaireleri başlayarak oradan da böyle bir sınırları nasıl koyayım? Uyuturken, altını temizlerken, şimdi, ondan sonra bunları reklam arasından sonra hocam kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki. Evet efendim, buradaki aile ve yaşam programımızda önemli bir konuyu konuşuyoruz demiştik. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle beraber olacağız. Birlikte güçlüyüz, sevgiyle doluyuz. Hayatta her an umutla doluyuz. Aileyle her zorluk aşılır. Kalplerde sevgiyi yaşarız. El ele tutuşuruz, biz biriz daima. Sevgiyle kurulur bu güzel dünya. Hayatın içinde hep yan yana. Aile ve yaşam buluşuyoruz. Sevgide güçlüyüz, sevgiyle doluyuz. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraberiz. Aile ve Yaşam programında konuğum Beyza Tombak hocamıza demiştik ki sınırlarımızı hangi yaştan itibaren, son sorumuz burada kalmıştık. Şimdi bunu şunun için sordum. Bazı anne ve babalar, tabii ki bilhassa anneler çocuklarına erken dönemden itibaren sınırları koymak noktasında bir endişeleri olabiliyor. Burada çocuğumu daha bu yaş döneminde diyerek başladıkları bazı sorularda sınır kısmında sıkıntı yaşayabiliyor. Sevgi mi yoksa sınır mı diye. Burada zorlantıları var. Bu konuda ne ifade etmek istersiniz? Evet. Aslında şöyle hocam. Ailelerde bu genel olarak yaşanan bir korku sebebi. Çocuğumla aramdaki o ilişki bozulur mu? Çocuğum onu sevmediğimi düşünür mü? Bu çok bağ evresiz edilenir mi mesela bilen kesinlikle. Bu bağlarındaki o
sıkıntı, doğacak sıkıntılar onları çok tedirgin ediyor. Ve bu noktada ebeveynlerden aslında ebeveynlerin şuna emin olmaları gerekiyor. Evet, bu sınırlar çocuğunuzun gelişim için çok önemli ve aranızdaki o sevgi bağını zedelemekten ziyade sizin güven bağınızı oluşturacak. Çünkü siz çocuğunuza sınırlar koyduğunuzda çocuğunuzdaki o öz kontrol, sorumluluk duygusu, size olan güven, aileye güven gelişecek. Haliyle sizin burada endişelendiğiniz şeylerin üstüne bir de ailenizde o oluşturduğunuz dinamikler kat be kat artarak ilerleyecek. Haliyle burada çocukla ebeveynin arasını sarsacak bir durum gelişmeyecek. Aksine ailedeki o düzenin daha iyi bir evreye esas altyapı oluşuyor, evet, değil mi? Yani kesinlikle. Anne de çocuk da buna diyelim, hı-hı, ki 2-2,5 yaş itibariyle artık yavaş yavaş koymaya başladı. Hı-hı. Hatta çocuğun gelişimine göre eğer potansiyeli iyi bir çocuksa belki 1,5, bunu bir tam olarak her anne kendi çocuğuyla belli bir şekilde koyabilir, evet, demiştiniz. Buradaki en önemli kısım bizim bir yol haritasında çocuğumuz bir anda, hele bu ben merkezci dönemine, hı hı, doğru giderken çocuğun şaşalamaması, bir anda annesinin o güvenli bağ evresinden geçiş yaparken de, hı hı, sınırları koyacağız derken çok fazla da sıkıntıya da girmemesi gerekiyor, değil mi? Kesinlikle. O yüzden aslında sınırlar böyle sınırlar ve disiplin kelimesini birbirinden ayırt etmek gerekiyor, dakika, hocam. İkisi çok farklı. Disiplin okulda olur, sınırlar evde olur. Şöyle bir şey, disiplin dediğimiz şey nettir, çerçevesi nettir. Ama sınırlar, dediğim gibi, burada ebeveyn çocuğuna dikkat edip benim çocuğumun neye ihtiyacı var, buna öncelikle önem vermesi gerekiyor. Her çocuğun ihtiyacı, dinamiği farklıdır çünkü. O yüzden hani bunu kavradıktan sonra ve bunu artık tamam, benim çocuğum buna ihtiyacı var, bu sınıra ihtiyacı var deyip bunlar üzerinden geliştirmesi gerekiyor. Böyle. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Şimdi çünkü süreç içerisinde hepimiz ne yapıyoruz? Hı hı. Ebeveynliği öğreniyoruz. Yani evet, ebeveynlik esasen bir tamamen bir miras, hı, gibi aktarılmıyor. Evet, kendi ailelerimizden gördüklerimiz, kendi yaşamımızdaki edindiğimiz bilgiler, ama devamlı gelişen bir yapı var. Hı hı. Orada aileler olarak, ebeveynler olarak biz bu konuda kendi altyapımızı, hı hı, güçlendirmemiz lazım. Betül hocam, tekrar size dönmek istiyorum. Şimdi burada ebeveynler olarak tabii ki yetişkinlere bile sınır koymakta zorlanan bizler. Evet. Çocuklara sınır koyarken nerelerde zorlanıyoruz? Nasıl bir sıkıntı yaşıyoruz orada? Sınır koyarken baktığımız zaman çeşitli alanlarda bir zorlanma durumu söz konusu olabilmektedir. Önemli olan bu zorlanma içerisinde çocukların davranışlarından kaynaklı olarak bir etkilenme durumu ortaya çıkıyor. Ebeveynin de tutumdan dolayı bir etkilenme durumu söz konusu oluyor. Ve bununla birlikte çocuk tamamen tutarlı bir şekilde, sağlam bir şekilde o sürece yönelik olarak uyum sağlayamıyor ne yazık ki. Bir sınırı belirlemek yeterli değildir. Burada aynı zamanda bu sınıra yönelik olarak sürekli bir şekilde bu sınırın devam ettirmeye yönelik olarak adım atmak gerekiyor. Ve çocuğun oradaki belki anne ve babanın duygusalım hususları da etki edebiliyor. Öfkeli olabilir, yorgun olabilir ve burada tutarsızlığa yönelik olarak kendi duygu ve durumlarını çocuklara lanse etme eğilimi içerisinde olabiliyorlar. Ve çocuk da her durumla karşı karşıya kaldığında o açık bırakılan kapıdan girmek istiyor ne yazık ki. Yani ajitasyon silahlarını kullanmaya, evet, çalışıyor gayet normal. Kesinlikle. Ve burada da çocuk o ajitasyon silahlarını kullanırken de anne ve babaya yönelik olarak bir öfke patlaması durumu da söz konusu oluyor. Anne ve baba da orada da yavrum üzülmesin, ağlamasın şeklinde bir tutum geliştirdiğinde bu sefer ben çocuğu acaba ağlattım mı, bilerek mi üzdüm çocuğu, bir vicdan yapma durumu söz ben konusu Burak, oluyor. Ben bu kısmı surda açılmış bir gedik olarak görüyorum hocam. Eğer burada çocuk bir surda bir gedik açarsa hep o gedikten geçmeye çalışıyor.
Yani orada da aile tamamen anne ve babalar kendini yetersiz bir şekilde hissetme durumu da söz konusu olabiliyor ne yazık ki. Önemli olan burada çocuğun yapmış olduğu davranışına yönelik olarak tepki vermek değil amacımız. Çocuğun yaşamış olduğu duygu durumunu kabul etmemiz gerekiyor ve buna yönelik olarak bir tutum geliştirmemiz gerekiyor. Ve çocukla bir sınıra yönelik bir eğilim geliştirdiğimiz zaman da çocuğa esnek bir şekilde sınırlar geliştirilmesinde fayda var. Bu sınırı ben koydum ama benim çocuğum o sınıra yönelik olarak bir eğilim geliştiremiyorsa esnetmeye yönelik bir adım atmam da gerekiyor. Sürekli ben katı bir şekilde disipline eder bir pozisyonda eğilim geliştirdiğimde bu sefer benim çocuğumu olumsuz bir duygu durumuna yönelik olarak sevk etmeye başlamış oluyorum. Ve çocuğun oradaki hayır deyişlerimiz veya sınır koyarkenki aşırıya kaçtığımız noktalarda çocuğun kendisinin sevilip sevilmediğini daha erken yaşta bu anlamda sorgulamasına da sebebiyet veriyor değil mi? Evet hocam. Ve bu sorgulama süreci içerisinde baktığımız zaman aile dinamikleri içerisinde de çocuklar annenin evet dediğine babanın hayır demesi. Bu tutarsızlığa yönelik olarak da yine aynı şekilde bir eğilim geliştirebiliyorlar bu süreçte. En büyük sıkıntı herhalde burası değil mi? Eskiden roller biraz değişikti. Babalar bu anlamda daha nasıl diyeyim kural koyan, sınır koyan taraftı. Anneler bu anlamda biraz daha esnekti. Şimdi anneler çocuklarla çok fazla zaman geçirdikleri için ve o çocuğun daha sonraki yaşayacaklarını gördükleri için şimdi kural koyan anneler esneten, daha çok bu anlamda yumuşak davranan taraf babalar oluyor gibi görüyor. Evet, bu sürece yönelik olarak çocuklar anneyle evet daha fazla vakit geçiriyorlar. Ama baktığımız zaman babayı da tamamen ortadan soyutlamamak da gerekiyor. Ve bu süreçte çocuklar anneyle baba konuşurken bile orada direkt dikkat çekmek için onların sohbetlerine girebilmek adına ben buradayım diyerek sözlerini hep kesiyor. Anne ve babaların en çok yakındığı şeylerden biri bu. Hocam biz konuşamıyoruz. Sürekli olarak sohbetimizin içine girmek istiyor. Burada çocuğu anlamaya yönelik olarak kız çocuğu babayı, erkek çocuğu da anneyi bir şekilde sadece el ele tutuşmalarını veya dokunmaları, sohbet etmeleri, muhabbet etmelerine varıncaya kadar engelleme çabaları içerisinde oluyorlar. Bir kıskanma durumu söz konusu oluyor. Evet, gayet normal, doğal bir duygu. Ama baktığımız zaman bir konuşmaya yönelik olarak eğilimde bile engelleyecek bir tutum geliştirdiği zaman burada anne çocuğun orada evet senin konuşmana yönelik olarak ben seni dinleyeceğim ama şimdi babanla konuşman bittikten sonra senin söyleyeceklerini dinleyeceğim şeklinde bir sınır çizmeli. Eğer anne ve baba bu sınıra yönelik olarak eğilimleri geliştirmeyi öğretmezlerse çocuklara, bu sefer çocuk okula başladığında yine aynı şekilde arkadaşlarına bir söz hakkı tanındığında araya girmek için eğilim geliştirecek. Ve esasen bu sınır uyku saatinde de karşımıza çıkıyor, yemek yemede de karşımıza çıkıyor, her şeyde karşımıza çıkıyor. Yani çocukların sadece anne baba iletişiminde değil, burada da mesela çocuk istediği yerde yemek istiyor, istediğini yemek istiyor. Bir bakıyorsunuz ki televizyon seyrederken izlemek istiyor. Sofrada saatlerce oturmak istiyor. Baktığımız zaman gecenin 12'sinde birisinde yatmak istiyor. Burada o zaman ebeveyn sınır koymuyor. Yani ciddi manada bir sancı çekiyor. Ve bunun bedelini de tabii ki kendisinin birçok noktada zorlanmasına sebebiyet verecek şekilde karşılığını almış oluyor. Şimdi orada bu sınırları anne ve baba koyarken baktığımız zaman evin içerisinde bir de dış etkenlere bakalım. Burada da bir babaanne ya da anneanne figürlerine baktığımız zaman dedeler olsun izleyiversin, bugün de geç uyuversin şeklinde bir tutum geliştirdiğinde çocuk buna yönelik olarak bu dış baskıların getirmiş olduğu süreçte anne ve babanın duygusu da olumsuz bir pozisyonda etkileniyor. Dış çevrelere kadar anne baba da çocukla biz yatalım, yatarken çocuklar da bizde yatsın gibi bir anlayışları var. Mesela ben bunu her zaman söylüyorum. Çocuk saat 9-9.30 dediği zaman diliminde muhakkak ki yatmalı. Ya da odasına çekilmeli. Çünkü anne babanın sohbet etmeye, iletişim kurmaya, birbirine zaman ayırmaya fırsatları olmuyor. Ve ebeveynlik ilişkisinin ötesinde eş ilişkisi burada ciddi manada zarar görmeye başlıyor. Bu sefer birbirine zaman ayıramayan, sohbet edemeyen eşler en nihayetinde kaliteli bir ilişki içerisinde olmadıkları zaman diliminde çocuklarla ilgili birçok sancıyı da çözemiyorlar zaten. Evet.
Yani burada aile ilişkilerine yönelik olarak baktığımız zaman sabırın tükenmesine yönelik olarak da bir takım durumlar söz konusu oluyor. Ve orada da ebeveynler tamamen bu süreci yönetme konusunda da sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Evet, çalışma hayatlarımıza baktığımız zaman zorlu bir süreçler. Ama buna yönelik olarak eğilimde de evde de çocukla birlikte bir takım durumlar söz konusu olduğunda aileler ciddi anlamda bir sabırsızlığa yönelik, öfke eğilimine yönelik olarak tutumlar geliştiriyorlar. Ve bu süreçte çocuklarla bir sınır koyarken ben çocuğumun yaşına ve bireysel kişiliğine yönelik olarak bir sınır koymaya dikkat etmem gerekiyor. Evet, orada yetişkin ebeveynlere baktığımız zaman, aile büyüklerine baktığımız zaman sınır koyma eğiliminde biraz anne ve babaya yönelik olarak aradan normal bir şekilde normalize etmeye yönelik bir tutum geliştirebiliyorlar. Ama burada sınır koyarken çocuğu şımartmak değil bizim temel amacımız. Çocuğu daha fazla disipline etmek de değil. Korunmuş olan o sınıra yönelik olarak çocuğumuzun özgüvenini o geliştirebilmek adına ve yaşamış olduğu, evet, o dengeye yönelik olarak süreçlerde dengeyi sağlamak adına bir takım rol model tutumlar geliştirerek çocuğa bu süreçleri öğretmemizde fayda vardır. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Beyza hocam, size de şey sormak istiyorum. Şimdi ebeveynler çocuklarına sınırlar karşı duygusal tepkilerini yönetmekte. Yani burada baktığımız zaman diliminde ebeveyni zorlayan bir çocuk var. Buna karşı zorlanan bir ebeveyn var. Öfkesini yönetemeyen bir ebeveyn var gibi. Burada nelerle karşı karşıya kalıyoruz? Evet, burada öncelikle duygusal tepki nedir? Bunu ayırt edebilmek çok önemli. Duygusal tepki nedir? Üzüntü, kıskançlık, öfke, nefret, bunlar duygusal tepkilerdir. Haliyle çocuklara sınır koyarken aslında çocuklar size bu duygusal tepkilerle geleceklerdir. Öfkeleneceklerdir, ağlayacaklardır, hırçınlaşacaklardır. Burada dikkat etmesi gereken ebeveynlerin tutarlı ve net olmak. Evet, tabii ki öncelikle... Çocukla çocuk olmamak gerekiyor, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Burada sınırlar söz konusuysa... Bazen maalesef... bir bakıyoruz ki evde birkaç tane çocuk birden oluveriyor. Evet. Çocukla bakıyoruz ki o anlamda o öfkeleniyor, ona karşı öfkelenen bir ebeveyn oluyor. Kesinlikle. Bu sefer çocuk da daha da inatlaşıyor, daha da öfkeleniyor falan. Çocukla çocuk olmak çok güzel bir şeydir hocam. Ama burada sınırlarda değil. Hayır, bunu sınırlarda uygulamıyoruz. Burada önemli olan çocuğa alan açmak. Öfkelendi, kızdı, sinirlendi. Alan açın ve sadece sakinleşmesine. Sakinleş demeyin. Sakinleşmesini bekleyin. Sarılabilirsiniz. Durumu açıklayabilirsiniz. Daha farkında olmasını sağlayabilirsiniz. Duygularını yansıtabilirsiniz. Biliyorum şu an öfkelisin. Ama bu davranışı sergilediğinde sonuçları da bu olacak. Sorumluluğunu almayı sağlayabilirsiniz. Yani teskin ederken biz illa orada çocuğumuza hemen susmasını istiyoruz. Evet, böyle tabii ki onun, çocuğun da duyguları var, saygı göstermeliyiz. Hemen susması, biz bir yetişkin olarak önce kendimize bir bakalım bu konuda. Ağladığımızda, üzüldüğümüzde, ki biz de bir yetişkin olarak ağlayabiliyoruz, üzülebiliyoruz. Hemen susabiliyor muyuz ya da hemen hayatın akışına ayak uydurabiliyor muyuz? Bir zamana ihtiyacımız oluyor. Evet. Kendimize bir zaman vermemiz gerekiyor. Bu çocuk için de geçerli. Evet. Çocuğun kendine göre sorunları farklı. Yetişkinlerin kendine göre sorunları farklı. O an o çocuk için sorun. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ve çocuğa alan açmak burada çok önemli. Daha sonrasında çocuğun o sakin haline tekrar geçtikten sonra, çocuk o sakinliği yakaladıktan sonra annenin desteğiyle ya da babanın desteğiyle oradan sonra... Burada çapraz ilişki kurulabilir. Hı-hı. Mesela anne çocuğu o esnada kendi yaşadığı duygu durumları nedeniyle sabrı tükendiği için, çok yorulduğu için vesaire şey yapamazken, onu teskin edemezken, kendisini de rahatlatamazken, hı-hı, burada baba devreye girmeli mi? Yani baba burada hemen olayı yöneten, hemen destekleyen, hı-hı, bir figür ya da yerine göre babadayken aynı şekilde anne. Yani bir şekilde çapraz bir ilişkiye de girilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Annenin destek veremediği yerde baba devralacak. Babanın destek veremediği yerde anne devralacak. Mesela sen orada sinyal gelirken, değil mi? Kesinlikle. Muhtemelen orada bir sinyal gelecek hocam ve orada direkt yakalamak gerekiyor. Hemen anneye destek, babaya destek, işte birbirlerine destek vermeliler ki oradaki o
hem sınırlar güzel oturtulsun, hem çocuğun dilinden güzel anlayabilsinler. Destek zaten bence evliliğin içinde olması gereken bir şey bu arada. Lep demeden leplebiyi bazen gerek anlamak eşler olarak gerekiyor. İlişkimizde, gerek çocukla olan ilişkimizde anlamak gerekiyor. Var mı ilave edeceğimiz bir şey hocam? Burada yine dediğim gibi hocam, net, kararlı ve tutarlı. Tabii. Çocuk sakinleştikten sonra... Bu sulama esasen hayatımızda çok önemli değil mi? Evet, kesinlikle. Yani karı koca ilişkimizde, nişanlı olduğumuz diyelim ki evrede, flört aşamasında neredeysek, burada ilişkilerin biz temeli ilişkilerin aslında. Temelinde kendimizi ifade edebilmek için net, şeffaf bir şekilde ancak kararlı ve tutarlı, devamlı bir kesinlikle. Değişken bir yapıda olmamak gerekiyor. Kesinlikle. Peki, teşekkür ediyorum. Hocam şimdi çok öfkelendik. Çocuk da çok öfkeli, biz de çok öfkeliyiz. Hem yetişkin olarak hem çocuk olarak iki tarafın da bakış açısıyla. Şimdi burada bir şeyleri dengelemek gerekiyor. Rahatlamak gerekiyor. Hocam da ifade etti ama orada farklı neler uygulayabiliriz? Hangi şu anda bizi izleyen değerli izleyicilerimizin eline bazı noktalarda destek verebilecekleri, alabilecekleri, o üniteleri regüle edebilecekleri hususları bahsedelim. Yani buradan bir en azından bir elimize bir şey geçmiş olsun. Şimdi öfke anında öfkeli bir bireyle konuşurken orada yapmış olduğumuz eğilimlerden biri ne olacaktır? Ona karşılık vermek olacaktır. Hocamın söylemiş olduğu gibi. Burada ya sözel şiddet ya fiziksel şiddet devreye girebiliyor değil mi maalesef? Evet. Sözel ya da fiziksel şiddete yönelik olarak bir eğilim geliştirmeye yönelik tutumlar olabiliyor ne yazık ki. Ve her iki tarafı da olumsuz bir şekilde etkiliyor bu durum baktığımız zaman. Evet, aniden ortaya çıkan bir duygu durumu ama ben bu duygu durumuna yönelik olarak adım geliştirmeden önce kavga anı kendini belli edecek bir pozisyonda. Ve buna fırsat tanımamak adına biri ilk önce kendine yönelik olarak içinde bir odaklanması gerekiyor. Evet, şimdi bu süreç geçecek. Çocuğun yapmış olduğu duygu durumu gayet normal. Bu durum geçici şeklinde zihinsel anlamda bir duraklamaya gitmesi gerekiyor. Ve bu duruma yönelik olarak da birey almış olduğu nefese odaklanmalı. Ben nefesimi alıyorum ama almış olduğum nefesimi nasıl aldığımı, nereden aldığımı bilmiyorum. Göğsümden mi alıyorum, karnımdan mı alıyorum? Ve stresli bireylerimize baktığımız zaman tamamen göğüsten nefes alıp verme gibi durumlar söz konusu oluyor. Ve hayatımıza yönelik olarak süreçlerimizde de bizler yaşamımızı robotlaşmış bir pozisyonda geliştiriyoruz ne yazık ki. Yani burada nefes egzersizine başvurmak gerekecek değil mi hocam? Yani şimdi öfkesini yönetemeyen bir ebeveyn varsa o öfkeden aynı zamanda beslenen bir çocuk olacaktır. Tabii ki. Burada önce ebeveyne kendisiyle alakalı farkındalığını oluşturmasını ve böyle bir durumda sakinleşebilmesi çok önemli. Kesinlikle hocam. Ve burada bu sakinleşmeye yönelik olarak eğilimler içerisinde eğer dışarıya çıkmaya yönelik olarak bir durum söz konusuysa açık alanda yürüyüş yapmaya yönelik bir adım geliştirilmesi gerekiyor. Orada beden harekete girdiği zaman zihne yönelik olarak da bir takım değişim durumları söz konusu olacaktır. Ben yani beyne oksijen gitmesi gerekiyor değil mi? Tabii ki. Ama burada ben beynime oksijen giderken de bunu bilinçli bir şekilde yapmam gerekiyor. Nefesime yönelik olarak süreçte. 4 saniye bir şekilde nefesimi alıp 7 saniyede o nefesimi vermeye yönelik olarak bir tutum geliştirerek ve 8 saniye boyunca da o nefesime yönelik olarak, duruma yönelik olarak bir tutum geliştirmeye yönelik. Yani 4 saniyede diyaframımızdan, karnımızdan, göğsümüzden değil, karnımızdan alacağız. Evet. 8 saniye tutacağız, 7 saniye de vereceğiz. Evet, bu şekilde bir durum geliştirmeye yönelik olarak adım bizi rahatlatacaktır baktığımız zaman. Ve ben bu sürece yönelik olarak sadece çocuğumun o an yapmış olduğu olumsuzluğa yönelik olarak bir bireyler diyor ki hocam tek o noktaya odaklanıyorum ve çok fazla öfkeleniyorum. Bu çocuğumuzun yapmış olduğu başka olumlu bir durumu yok mu? Ya da başarısı yok mu? Onları göz ardı ediyor. Bir de şöyle bir şey var mı hocam? Özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Şimdi bizim günlük hayatımızdaki yaşanmış olduğumuz bir problem var. Veya eşimizle bir problem yaşıyoruz. Şimdi herkes birbirine aktararak, mesela erkek kadına, kadın anne olarak çocuğuna, çocuk bebeğine, hatta yani oyuncağı varsa oyuncağına, yoksa arkadaşına, herkes bir sonraki zayıf halkaya bu noktada bir aktarım yapıyor. Halbuki burada
babadan başlayarak, yani erkekten başlayarak kadına, yani anneye, anneden çocuğuna doğru orada o sakinliği koruyabilecek bizim becerilerimizin gelişmesi gerekiyor. Evet. Yani bu durumun gelişebilmesi açısından da baktığımız zaman duygulara yönelik olarak ben ne hissediyorum? Bunu bilmemiz gerekiyor. Evet, biz bir duygu durumu yaşıyoruz ama ben o duyguyu ne yapıyorum? Görmezden geliyorum. Halının altına süpürüyorum. Ve bir başkası ona yönelik olarak benim o açık kapımı araladığı zaman beni ciddi anlamda hem duygumu hem de bedensel anlamda olumsuz bir şekilde beni etkileme durumu söz konusu olabilmekte. Bugün çocuk okuldan geldiğinde neler hissettin? Bugün seni mutlu eden şey ne oldu mu? Bugün neye şaşırdın? Şeklinde duygu durumlarımıza yönelik olarak süreçleri çocuklara öğretmemiz gerekiyor. Ve bu kendi duygusuna yönelik olarak çocuk kabullenmeye geçiyor. Evet, öfkeli ama öfke anına yönelik olarak süreçlere baktığımız zaman da bu çocuk anne ve babaya yönelik olarak yapmış olduğu tutumlarından etkilenerek bunu ne yapıyor? Arkadaşlarına gösteriyor. E hocam, benim çocuğum evde böyle değil. Evde öğrenilmiş olan davranışı bir otorite var. Bunu evde anne ve babaya gösteremez bu çocuk. Kendi yaşıtındaki bireylere yönelik olarak gösterme eğilim içerisinde olacaktır. Ve burada çocuklara yönelik olarak bu durumu gerçekleştirirken de anne ve babanın kendine yönelik olarak bir zaman tanımasına fırsat tanıması gerekiyor. Biraz önce de Özgün Hocam'ın demiş olduğu gibi bir saate yönelik olarak 9 ve 9.30 çocukların uyku saati ve o süreçte ebeveynler tamamen kendilerine odaklanacak bir yaşam geliştirecekler. Ve bireylerin bunlara yönelik olarak da bir ihtiyaçları var. Ve bu durumda zaman tanımaya yönelik olarak eğer bu süreçleri ben kendime geliştirmezsem bu sefer ne oldu? Empatiye yönelik olarak bir takım sorunlar kendini göstermeye başlıyor. Ve sürece yönelik olarak sıkıntıların çıkmaması adına birey zihnine odaklanmaya yönelik olarak eğilim geliştirmeden önce iç diyaloğa yönelik bir tutum geliştirmesi gerekiyor. Bu süreç geçecek. Bunu zamanla bırakman gerekiyor. Ben ne tür davranış geliştirirsem çocuğum benden öğrenilmiş davranışı geliştirecek diyerek nefesime odaklanarak sürecin geçici olduğuna yönelik bir tutum geliştirmemde fayda var. Hocam, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Tabii ki burada işte nefes egzersizleri, mindfulness etkinlikleri, işte bizim kendi ruh halimiz, farkındalıklarımız vesaire, birçok şey, bilgilerimiz, mesela buradaki konuştuğumuz konuyu ailelerimiz muhakkak ki gerek televizyonlardan, gerek ondan sonraki programların haricinde işte farklı platformlardan ve kitaplardan bu konuda eğitim almalıyız. Yani kendimizi geliştirmeliyiz. Her şey kitabi de değil ama her şey hayatta bilgide olmadan, onu nasıl geliştirebileceğimizi, birbirimizi tecrübe etmeden bunu bilmemiz mümkün değil. Şimdi Ayşe Hanım'dan bir soru var. Bir de Merve Hanım'dan gelen sorular var. Bunları size aktarmak istiyorum. Tabii ki. Yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyor. Şimdi iki tane soru var hocam burada. Birisi diyor ki Ayşe Hanım, 4 yaşındaki oğlum sürekli sınırları zorluyor. Yapma dediğim şeyleri inadına. Burada da bir duygusal aktarım var. Yapıyor gibi hissediyorum. Böyle bir durumda nasıl yaklaşmalıyım? Diğer soruda, geçen gün kızımla markete gitmişler anladığım kadarıyla. Orada bir alışveriş esnasında yine her zamanki gördüğümüz sahne yine ortaya çıkmış. Burada bir şeyi istemiş ve almadığı için çocuk marketi altına üstüne getirmiş ve arada da tabii ki anne babayı da öfkelendirmiş ve büyük bir gerginlik çıkmış. Böyle bir durumda süreci nasıl yönetelim? İki tane sorumuz var. Tamam hocam, ilk sorudan başlayalım. Orada annenin bir aktarımı, dediğiniz gibi duygu aktarımı var, bir inattan bahsediyor. Öncelikle anneye şunu tavsiye etmiş olalım, bu bir inat değil. Bu tamamen çocuğun sınırları teşhis etme çabası aslında. Hı hı. Ne kadar ileri gidebilir? Bunu her çocuk yapar. Yani her çocuk ne kadar ileri gidebilirim? Neler yapabilirim? Benim sınırlarım nedir? Bunu öğrenmek ister. Haliyle orada yapmaya çalıştığı şey bu. Sadece orada değil, misafirliğe kesinlikle gittiği zaman, misafirlikte, hı hı, eğer kreşe gidiyorsa daha okul öncesinde veya evet, ilkokula, orada da aynı şekilde. Hep bir çevreyi hem keşfetme, hı hı, hem öğrenme, ama onun ötesinde neyi yapıp neyi yapamayacağını görme de var. Kesinlikle değil mi hocam? Şöyle ki, dediğim gibi orada o
direnç aslında. Çocuğun gösterdiği şey direnç. Yani ne kadar ileri gidebilirim, neler yapabilirim. İşte dengeli, net ve tutarlı dediğimiz, aslında sürekli söylediğimiz şey bu yüzden değerli. Onun da burada kişilik yapısına oturması burası için çok değerli. Kesinlikle. Dengeli, tutarlı ve net bir şekilde tutumunu sürdürmesi gerekiyor ki annenin, çocuk oradaki o direnci kırabilsin. Evet, çocuk sizinle inatlaşıyor gibi gelebilir ama değil. Tamamen direnç. Siz ne yapabilirsiniz? Evet, bir kere çocuğun manipülasyonuna gelmeyeceğiz. Kesinlikle. Ağlayabilirsiniz. Saygı duyun buna. İstiyor. Ama nedenini net bir şekilde, doğru bir şekilde açıklayıp şundan şundan dolayı. Örneğin evde vardır aynı oyuncağı. Bu oyuncağın evde aynısı var. Bu yüzden almıyorum gibi. Bu yüzden alamam gibi. Ya, net ve tutarlı olmak. Yok. O da olabilir. Ekonomik durum el vermiyor olabilir. İmkanınız yok. Ama tutarlı ve net bir açıklama yapıp çocuğa anlayacağı şekilde, aslında anlayabileceği şekilde açıklama yapıp bu konuda net olmak. Alınmayacaksa alınmayacak. Anne çocuğunu tanıyorsa daha evdeyken, hı hı, buna yönelik olarak bir ne yapabilir hocam? Şimdi böyle şeyler çok spontane gelişen şeyler, evet, hocam. Yani bir markete gireceğiniz bazen belli olmuyor. Her ne kadar tabii 40 sefer tembihleseniz bile, evet, oradaki cicili bicili ortam itibariyle farklılık arz edebilir, hı hı, ama daha öncesinden çocuk buna yönelik sinyaller vermişse. Buna yönelik sinyaller vermişse tabii ki, aslında dediğimiz gibi evde sınırlar koyduğunda çocuk bunu yapmaması gerektiğini bilir. Annesinin ona sınırları, bu konuda kasını geliştirmiş bir çocuk, sınırlar konusunda kaslarını geliştirmiş, hı, bir çocuk muhtemelen markette de annesinin açıklamasından sonra ağlamayı devam ettirmeyecektir. O yüzden sınırlar çok değerli ve önemli. Peki. Buradaki yine aynı şekilde gerek markette olsun, diğer ortamlarda olsun, biz bu bir inatlaşma değil diyoruz. Buradaki mesele çocuğumuz bizimle alakalı hayatı öğrenirken en nihayetinde neyi yapıp neyi yapamayacağını öğrenme aşamasında bizimle birlikte bir yol haritasında bazı şeyleri ne yapıyor? O da test ediyor. Kesinlikle. Bizim bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Çocuğumuzda, yani bunu bazen işte çok şahsileştiriyoruz ya da ebeveynler olarak kendimizi yetersiz hissediyoruz. Orada çocuğunu eğitemeyen, hatta mahalle baskısı çerçevesi içerisinde böyle bir gittiğimiz misafirlikte veya diyelim ki bir markette bir şeyler o yaşandığı anda anne baba çok demoralize oluyor. Evet. Yani halbuki orada, evet, çocuk nihayetinde, yani karşımızdaki bir yetişkin değil. Hani onun sorumluluğunu hemen üzerimize almamız gerekmiyor. Çocuğun en aklı tam manasıyla belli bir şekilde bir ilkokul çağı, bir ortaokul çağı ya da ergenlik çağına gelmemiş daha. Burada bile büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Onun için çatışmaya giriyoruz. Yani daha erken yaşta çocukla bu anlamda sen benim söylediklerimi nasıl yapmazsın? Beni orada nasıl rezil edersen? Herkesin içinde bunu nasıl yaparsın gibi ciddi bir duygulara giriyoruz. Halbuki buna gerek yok. Kesinlikle. Bizim o çocuk olduğunu çevremizdekiler eğer bilmiyorsa bile çocuktur, ağlayabilir deyip biz o rahatlığı da kendi üzerimizde tutabilmemiz aslında gerekiyor. Aslında ebeveynlerin şuna dikkat etmesi gerekiyor hocam. Hani sadece benim çocuğum mu böyle? Sadece benim çocuğum mu bu davranışları? Hayır. Değil. Çocukların hepsi sınırları zorlarlar. Çocukların hepsi farklı alanlarda farklı tepkiler gösterebilirler. Ama zaten çocuk yetiştirmek başlı başına çok emek ve çaba isteyen bir şey olduğu için bu düşünceyi bir kere ebeveynlerin kafasından çıkarması gerekiyor. Sadece sizin çocuğunuz böyle değil. Çocuklar sınırları zorlarlar, ağlarlar. Onlar için ortamın, bulunduğu yerin bir önemi yoktur. Bu bir market olabilir, bu bir alışveriş merkezi olabilir. Sadece o sınırları güzel çizip çocuğunuzun nerede nasıl davranması gerektiğini aslında siz ebeveyn olarak çocuğunuza vermiş olacaksınız. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim hocam. Hatice Hanım'dan gelen bir soruyu da size iletmek istiyorum. Şimdi demiş ki, ergenlik çağındaki kızım her geçen gün sınırlarını genişletmek istiyor. Arkadaşlarıyla geç saatlere kadar çıkmak istiyor vesaire. Bu tür konular devamlı sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Yani erkek çocuklar için de tabii ki aynı şey geçerli. Yaşına uygun olarak sınırları nasıl güncelleyebilirim gibi bir soru gelmiş ama ben öncesinde, şimdi biz biraz sanki daha yoğun okul öncesi dönemlere konuştuk ama burada son evrede biz ilkokuldaki gerekte ortaokul dönemlerinde, yani ergenliğe başlayan çocuklarımıza
buradan başlayarak nasıl sınır? Ergenlik için yani sınır koymak için ergenlik dönemi geç bir dönem mi? Bunları bir değerlendirelim. Ondan sonra da yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Ergenlik dönemi dediğimiz şey aslında baktığımız zaman günümüzde ergenlik yaşımız düşmüş bu pozisyonda. Hı-hı. 7 yaşlara kadar düştü. Bunun genel itibari yemiş olduğumuz yiyeceklerden, GDO'lu besinlerden kaynaklı olarak ne yazık ki 7 yaşa kadar düştü. Bu süreçte ergenliğe yönelik olarak eğilimler 10 yaşından itibaren, 11 yaşlarından itibaren artık kendini göstermeye başlıyor. Ve anne babalar diyor ki hocam diyor bu çocuk daha küçük bir çocuk ya nasıl bu şekilde tepkiler gösterebiliyor diyerek bir eğilim geliştirmeye başlıyorlar. Bu soru işaretinin ortadan kalkabilmesi adına da oyun çağında olarak çocuğu görüyor ama çocuğun yapmış olduğu davranışlar ve tutumlara bakıldığı zaman ciddi anlamda bir yetişkin edasıyla gösterilen durumlardan bir haline dönüşüyor. Çocuğun bu göstermiş olduğu durumlara yönelik olarak bu ergenlik dönemindeki süreçlerdeki duygu durumlarının gerçekten aniden gelen bir öfke patlaması, bir mutluluk durumlar, bu süreçte duygu durumlarına yönelik olarak sürecin değişiklik gösterdiğini kabul etmemiz gerekiyor. Anne ve baba orada diyor ki hocam diyor acaba bir şey mi var? Bize söylemediği bir durum mu olabiliyor? Bizden sakladığı bir şey mi var diyor. Ama çocuk o gün o odada, kendi odasında kalmak istediğinde baktığımız zaman ben diyor bir şey yapmak istemiyorum bugün diyor. Duygu durumuna yönelik olarak o süreci kabul etmemiz gerekiyor ve bu durumun da geçici olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve bu duygu durumlarına göre yönelik olarak bir istikrarsızlık durumları söz konusu oluyor. Ve anne ve babanın bu duygu durumlarına yönelik olarak süreçte net bir şekilde sınırlar koyması gerekiyor. O gelen mesaja yönelik olarak eve geç saatte gelen bir çocuk var. Burada bu saate yönelik olarak net bir şekilde sınır koymam gerekiyor. Akşam 8'de evde ol. Bu net bir sınıra yönelik olarak ben o akrep ve yelkovan o 8 olmadan ben eve gelmeye yönelik olarak bir tutum geliştireceğim. Geç gelme denildiği zaman ben burada... Yani tabii ki burada ebeveynin endişeleri, kaygılarının da kaynaklarını, sebeplerini, gereksiz bir talep olmadığını gösterebilmek gerekiyor. Erkek çocuğu olsun, kız çocuğu olsun, evin sofra zamanına eğer tekabül edecekse vesaire bunları hepsini orada göstermemiz gerekiyor. Tabii ki. Bu süreçte geç gelme kavramına baktığımız zaman orada o geç gelme kavramı kime göre neye göre geç gelme olarak nitelendirme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ve yine çocuklarımızın geleneksel aile yapısına baktığımızda akşam ezanı okunmadan gel. Ama şu aşamalarda çocuklarımız 9.30-10'a kadar okulda oluyor ne yazık ki. Ve bu süreçte dershane dönemlerinden dolayı gelişim süreçlerini ve aileye yönelik olarak o dinamik de olumsuz bir yönde etkiliyor. Ve ben burada çocuğun duygu durumlarına yönelik olarak baktığım zaman ergenliğin bir çatışma durumu olmadığını, ergenliğe yönelik olarak durumun geçici olduğunu kabul etmem gerekiyor. Şu anda bizlerin durumlarımızdan biri iki yaş sendromu, ergenlik dönemi ve narsist. Üç durum popüler bir pozisyonda geliştiriyor kendini. Duygu durumunu kabul etmeye yönelik olarak tutum geliştirmem gerekiyor. Ve burada da anne ve babalar çocukların evet arkadaşlarına yönelik olarak bir takım olumsuz durumlardan endişe ediyorlarsa sürece yönelik olarak o ergenlik döneminde arkadaş çevresi zaten çok fazla popüler bir durum. Anne ve babanın söylemleri değil arkadaşların söylemleri daha dikkat çekicidir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Reciden bu anlamda yayınla alakalı, süreçle alakalı bilgi geliyor. Efendim aile ve yaşam programımızın sonuna geldik. Bugün çocuklarımızla alakalı sınırları konuşmaya çalıştık. Elimizden geldiğince hocalarımızın tabii ki vereceği çok detaylı bilgiler var ama konu yeterli değil. Burada çok geniş. Bunun için de elimizden geldiğince lütfen sizler de bu konuları araştırmaya biraz önce yayınımızda olduğu gibi söylediğimiz gibi lütfen devam edin. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Birlikte güçlüyüz, sevgiyle doluyuz. Hayatta her an umutla doluyuz. Aileyle her zorluk aşılır. Kalplerde sevgi yaşarız. El ele tutuşuruz, biz biriz daima. Sevgiyle kurulur bu güzel dünya.
dünya.